Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Tatlı sohbetinizi bölmüş oldum. Selamünaleyküm öncelikle. İsmim Ahmet Ay. Belki tanıyanlarınız var. Bugün niyet ettim ki inşallah 3. lemayı beraber konuşalım. 3. lemanın bizim çok yaralarımızda deva olduğunu düşünüyorum. Mesela hatta şöyle bir iddiam var ki benim. Bir genç eğer çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçerken, o işte ergenlikten gençliğe çıkarken bu 1. lemanın verdiği devaya sahip olmazsa çok darlık çeker. Çok bunalır, sıkılır. Aşamadıklarından, çıkamadıklarından, o fanilikle tanışmaktan dolayı, onu çözememekten, sevmekten ama kavuşamamaktan vesaire çok daralır, bunalır, psikolojik sıkıntılarını çeker. Eğer ki bu dersi evvelden almışsa, böyle bir bakış açısı kazanmışsa, inşallah Cenab-ı Hak çok yarasına şifa kılar bunu ve böylece o süreci daha az yarayla atlatmış olur. Bir de şöyle bir tarafı var 3. lemanın. 3. lema bize içimizdeki ayetleri Kur'an'daki ayetlerle beraber okumayı öğretiyor. Nasıl? Bunu avcılarda ders yaparken de örnek olarak vermiştim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir Kur'an hafızı, aynı zamanda sahabenin büyüklerinden, aşere-i mübeşşerin ikincisi, fakihlerinden. Öyle olduğu halde duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatı hengamında Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, hani kim peygamber öldü derse onun boynunu vururum. Çünkü kolay bir şey değil. Yani peygamber efendimizin vefatı aleyhissalatü vesselam ümmetin başına gelmiş bir felaket aslında. Vahiy ile bağlantımız kesiliyor. Ne doğru ne yanlış bize hiçbir şüphe etmeyeceğimiz şekilde söyleyen kişi aramızdan kalkıyor. Hem de onun varlığı ümmeti için bir himaye. Onun yüzüne bakmak bile sahabe için bir teselli, bir şifa. Biz tabii öyle şartlarda büyümediğimiz, yetişmediğimiz için Peygamber Efendimizle aynı mekanda olmak, ona dokunmak, sözünü duymak nasıl bir tesirde bulunuyor şu an keşfedemiyoruz. Ama demek ki çok büyük tesiri varmış ki sahabe efendilerimiz o vefattan çok sarsılmışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh o sarsıntı içinde böyle söyleyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gidiyor, onu tutuyor ve ona bir ayeti hatırlatıyor. Mealini ben şöyle hatırlıyorum. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zuhruf suresinden miydi bir ayetti bu sanki? Tam hatırlayamadım ama belki Abdurrahman hocam hatırlar. Evet, değil mi? Yani o ayeti okuduğu zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh demiş ki, bak Kur'an hafızı, sahabenin fakihlerinden çoğu ayet zaten onun yanında nazil oldu. Ben sanki o ayeti daha önce hiç duymamıştım demiş. Bu demektir ki ne kadar Kur'an bilsek de, ne kadar İslami ilimlerle haşir neşir olsak da, ne kadar elhamdülillah ki elhamdülillah Müslüman anne babalardan doğmuş olsak da, bu manaların dar zamanlarda, musibet anlarında, felaket zamanlarında, imtihan zamanlarında bize hatırlatılması lazım. Taziye niye sünnet? Taziye, taziye edilenlerin buna ihtiyacı olduğundan dolayı sünnet. Ben mesela Allah rahmet eylesin babamın vefatında hatırlıyorum. Aniden kalp krizinden vefat etti. Ben çok sarsılmıştım o zaman. Çünkü babamı çok seviyordum. Dedim yani ben bundan sonra gülmem herhalde dedim yani. O kadar acı geldi bana. Bundan sonra hiç atlatamam ben bu acıyı falan. Ama işte geldi kardeşler. Risale-i Nur'dan dersler yapıldı bizim evde falan. Taziye oldu. Ben sanki o dersleri daha önce hiç duymamıştım. O an bana öyle geldi yani. Bak biliyorum, yıllardır Risale-i Nur okuyoruz. Derslerine aşinayız. Ama o an sanki o dersler böyle içime akıyor. Öyle tesir etti bana. Demek ki böyle dar zamanlarda, musibet zamanlarında nasihate ihtiyaç var. Kollayanlara ihtiyaç var. Bizi uyaranlara ihtiyaç var. Üstad Hazretleri de ahir zamanın şartlarında bizi uyarıyor işte. Bu ayetleri biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Kaç defa okuduk? İçimizde hafızlar var. Belki hafızlığa yakın ezbere olanlar var. Kaç kere hatim indirenler var. Ama bu ayetler, o mushafa inen ayetler bizim kalbimize inmiyor. Ahir zaman öyle bir bela ki
hangi ayet bizde ne iş yapıyordu, hangi kelime bizde neyi değiştiriyordu, onları unutmaya başlamışız. Mesela Bismillah bizim hayatımızda neyi değiştiriyordu? Ben birinci sözü okuyana kadar uzağımda bir şeydi Bismillah. Evet, adet-i İslamiye, her yerde söylüyoruz ama ne yapıyordu o Bismillah müminde? Ben birinci sözü okuyunca hatırladım. Veya işte La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur da Allah'tan başka ilah yoktur ne demek? Yani ne kastediyoruz mana olarak biz burada? İşte bu manaya dair metinleri okudukça insan ona bir yakiniyet kesbediyor. İnşallah bugün de yine bir ayeti kerimeyi okuyacağız ve onu, mushafa ineni kendi kalbimize indirmeye çalışacağız. Bediüzzaman Hazretleri'nin izahıyla Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin. Tevfik, hidayet, nur ondan, biz de inayetini, rahmetinden diliyoruz. Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. Ne demek bu lemaya his ve zevk karışmış? Yani zevk kelimesini biz bugün biraz böyle eğlenceye yakın kullanıyoruz ama tasavvufta zevk nedir? Tecrübeye yakın bir şeydir. Yani bu lemayı anlamak için biraz tecrübeye ihtiyacımız var. Neyi tecrübe etmemiz lazım? Bediüzzaman Hazretleri'nin yüreğindeki yangını, yaşadığı o duygusal sarsıntıyı veya işte manevi yarayı hissetmemiz lazım. Eğer onu hissedersek ne olacak? Bu lemaya bir yakınlık kesbedeceğiz. Okuyalım devamını. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Ne demek burası? Yani eğer yüreğinizde fanilik bir yara yapmamışsa, akıp gidenlerin, geçip gidenlerin bu niye varlık böyle gidiyor, niye böyle oluyor diye endişesi hiç içinizde yer etmemişse, varlığa dair böyle sorularınız hiç olmamışsa, bu metin sizi hiç etkileyemeyebilir. Bak, metin çok tesirli bir metin ama sizde ona mukabil yaralar yoksa, damdan düşen halini damdan düşen anlar derler ya, o misal gibi damdan düşmemişseniz hiç, o faniliğin sarsıcılığını yaşamamışsanız, bu metin size tesir etmeyebilir. O anlamda düşünmek lazım bunu. Anlamak için de Bediüzzaman'ın yarasına yaklaşmak lazım. Hani derler Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine Kuddise sürüh mürid olmak için gelenler olduğunda dermiş ki evladım sen daha önce birisini sevdin mi? Öyle anlatılır. Sevdim derse gel dermiş. Onu Allah'a çevirecek. Yok sevmedim derse git bir sev öyle gel dermiş mesela. Yani git bir sev. Sevmek nedir bir öğren ondan sonra gel. İşte o misal gibi sen fanilik yarası nedir biliyor musun? Geçip gitmek insanı nasıl sarsar? Ayrılık insanı nasıl sarsar? Sevdiğinden ayrılmak, dostunu, kardeşini, babasını, ailesini kaybetmek insanı nasıl sarsar? Bunları tattın mı, yaşadın mı biliyor musun? Acabaların var mı? O zaman bu metin sana tesir edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli şeyin halikun illa vechehu, lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Bir daha okuyayım. Kulli şeyin halikun illa vechehu, lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Kasas suresinin 88. ayeti bu. Kasas suresinin 88. ayeti. Kısacık bir meali şu şekilde. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna, hüküm sadece ona aittir, siz de ona döndürüleceksiniz. Bir daha okuyayım. Her şey helak olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna, hüküm sadece ona aittir, siz de ona döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeyle daha böyle meal düzeyinde bile muhatap olduğunuzda, ki meal düzeyi düşük bir düzeydir, yani ayet-i kerimenin asıl ne anlatmak istediğini söyleyen düzey, tefsirlerin düzeyidir yani. Tefsirler daha geniş izahlardır. Muhtasar tefsirler var, geniş tefsirler var. İşte onların arasında kategoriler var ama tefsir düzeyi bir ayetin anlam katmanlarına daha çok ulaşmaya çalışır. İçeriği de daha zengin olduğu için. Meal yani şöyle böyle azıcık o ayette ne söylenmiş onu böyle hafifçe aklımıza getirir. Yani meal Kur'an'ın kendisi değildir. Ama burada daha meal düzeyinde bile muhatap olduğumuzda şunu görüyoruz ki Cenab-ı Hak, hatta lafzın Arapçasında bile, orijinalinde bile hissediyoruz ki Cenab-ı Hak önce bizde bir teşhiste bulunuyor, sonra da
devadan bahsediyor. Teşhis nedir? Küllü şeyin halikun illa veşehu. Her şey yok olup gidiyor, ona bakan yüzü müstesna. Bunu değiştiremiyoruz. Öyle değil mi? Öyle. Bakın mesela gençliğimizde kim bilir, hani benim gibi saçları, saç özürlüler için konuşuyorum, kel demeyelim, kabalık olmasın. Gençliğimizde kim bilir saçlarımıza ne şekiller veriyorduk, ne işte taraklarla bilmem neler yapıyorduk. E şimdi bak, orası açılıyor yavaş yavaş, artık o şey yok. Halı sahalarda kim bilir nasıl koşuyorduk, nasıl kondisyonumuz vardı, ne çalımlar atıyorduk. E bugün bakıyoruz ki şöyle iki tur attım mı falan, dilimiz dışarı çıkıyor. Daha bunlar en düşük düzeyde tanıştığımız fanilikler. Bir de sevdiğimiz dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan gidenler var. Sevdiğimiz nesnelerden, arabalardan, şunlardan, bunlardan elimizden gidenler var. Biz sanki arkadaşlar, abiler böyle dikenli tellerin ortasında onlara tutunarak ayakta durmaya çalışıyor gibiyiz. Ama dikenli teller de sürekli çekiliyor elimizde. Ona tutunuyoruz, o çekiliyor. Buna tutunuyoruz, bu çekiliyor. Her birisinin çekilişinde de yaralar açılıyor. Ya şunu çok seviyordum, niye yok oldu? Bunu çok seviyordum, niye gitti? Ya vaktiyle şu vardı, şimdi niye yok? Gibi gibi pek çok yara vücudumuzda var, ruhumuzda var. Aziz Allah, ezan okunuyor galiba. Burada da işte onun teşhisi var. Her şey yok ol, helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Devamında da bak, orada bir ara veriyoruz sanki. Külli şeyin halikun illa veşehu. Bir duruyoruz. Lehül hükmü ve ileyhi turcaun. Bu da şifa kısmı. Orada ne buyuruluyor? Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Burada şuradaki yaranın şifası var. Üstad Hazretleri birazdan ya baki entel baki bahsinde birisine ameliyatı cerrahiye diyecek, diğerine merhem diyecek. Niye böyle? Şöyle iki örnekten anlatmak istiyorum. Bu hüküm sadece ona aittir ile siz de ona döndürüleceksiniz nasıl teselli oluyor, ona bir parça yaklaşmak için. Diyelim biz burada her birimizin birer arabası var. Bir konvoy oluşturduk. Bir yere gideceğiz. Mesela nereye gidelim? Mekke'ye gideceğiz. Şimdi yolda diyelim ki ben arkadaşlarımı kaybettim. Yani arabalardan bir tanesi bende kaldı, diğerleri koptu gitti. Beni ne teselli eder o yolculukta, eğer kervanı meraklısınız? Birden elektrikler gitti. Diyorsunuz ki o zaman, ya bu maçı nasıl öğreneceğim falan demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ya elektrikler geldiğinde açarım internetten, bakarım özeti vardır. Kaç gol olmuş, kimler atmış, hükümler neymiş orada, maçta hangi hükümler gerçekleşmiş, ben oradan öğrenirim diyorsunuz. Yani aradaki süreci izleyememek, sonucu yakalayabiliyorsanız sizi rahatsız etmiyor. Gündelik hayatta pratik tecrübelerimiz. Gidilecek yolda arkadaşlarımı kaybetmek, gidilecek yeri biliyorsam beni rahatsız etmiyor. Ayet-i Kerime de aslında bize bunu haber veriyor. Bakın başında ne söyledi? Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna dedi. Hüküm sadece ona aittir dedi. Burada kaçırdığınız bilgiler mi var? Burada kaçırdığınız, takip edemediğiniz şeyler mi oldu? Oluşlar mı var? Tecelliler mi var? Onların hükmü neymiş? Allah size söyler. Hiç arası için üzülmenize gerek yok. Siz de ona döndürüleceksiniz. Yolda arkadaşlarını, şunları bunları, sevdiklerini kaybettiysen de üzülme. Nihayetinde hepiniz Allah'a dönmüyor musunuz? Gidilecek yerde buluştuktan sonra eziyet etmeye ne gerek var kendinize? Zaten onlar da oraya gidiyor. Siz de oraya gideceksiniz. Bak, ayet-i kerimenin verdiği teselli. Her şey helak olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayetinin mealini ifade eden ya baki entel baki, ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Burası da ilginç. Üstad Hazretleri, ben az evvel ayeti okudum, mealini de okudum. Burada ya baki entel baki, ya baki entel baki için ayetin meali diyor. Ya bu ayetin meali mi? Şey diye bakarsanız değil, doğrudan değil. Ama madem ki Cenab-ı Hakk'ın bekası anlatılıyor, fanilikle ilgili her bahis burada kastedilmiş diyebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını bilmek, Kur'an'daki manaları da özet olarak, hülasa olarak belki bilmek manasına geliyor, sarmak manasına geliyor. Sanki, Allahu alem.
ayetinin mealini ifade eden ya baki entel baki, ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin ruh esasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Ne demek bu? Nakşibendi ruh esası, yani Nakşibendi tarikatının büyükleri bu ya baki entel baki cümlesinde onu iki kere tekrar etmekte büyük bir sır görmüşler, büyük bir uyanış yaşamışlar. Bunu bir hatme-i mahsus, kendilerine özel bir zikir olarak tekrar ediyorlarmış. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor şöyle ki. Bir yarayı iyileştirmek istediğinizde önce ne yaparsınız? Eğer o yarada bir iltihap varsa, yani uzun süre müdahale edilmemişse de o yarın üzerinde kendiliğinden bir kabuk oluşmuş veya mikrop kapmışsa ne yapılır? Önce o yara bir açılır. İçindeki iltihap bir akıtılır. Ondan sonra yara pansuman yapılır veya şifası sürülür. Burada bak, birinci ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan, yani Allah'tan gayrısından tecrid ediyor, ayırıyor, koparıyor, onlardan koruyor. Şöyle ki insan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Öyle midir? Hani Üstad Hazretleri öyle söylemiş diye demeyelim. Biz de böyle mi görüyoruz? Hakikaten insanoğlu mahlukatın ekserisiyle alakadar mı? Alakadar, evet. Yani mesela diyorlar ki falanca hayvanın nesli tükeniyor. Çin'de pandaların nesli tükeniyor. Hayatımızda hiç pandayla karşılaşan var mı? Yani böyle birebir ormanda gezerken karşısında panda çıktı. Yok. Yani ta Çin'de olan bir hayvanın hayatının, varoluşunun devam edip etmeyeceği bizi ilgilendiriyor. İçimizde hiç işte ne derler ona, kara delik mesela gören var mı? Yok. Ama bilim adamları kara delik diye bir şeyden bahsediyor. Ya nasıl bir şey diye merak ediyoruz. O yıldızları falan bile yutuyormuş. Görseydik olmazdık. Evet, değil mi? O da doğru. Ya diyoruz nasıl yapıyor falan. Veya işte yıldızların çeşitleri var. Süpernovalar, şunlar bunlar. Ya diyoruz acaba nasıl şeyler? Bizim süpernovalarla ne ilgimiz var varoluşsal anlamda? Geçenlerde bu şeyi bahsettim. Bir fizikçinin kitabını okudum. Michio Kaku diye Japon bir fizikçi var. Son zamanların en büyük fizikçilerinden. Paralel Dünyalar diye bir kitabı var. Orada diyor ki bizim güneşimizin büyüklüğü ancak hidrojeni helyuma dönüştürecek kadar bir basınç sağlıyormuş. Yani bizim güneşimizde her an hidrojenler patlayıp helyuma dönüşüyor. Işık da oradan oluşuyor. Başka hiçbir atom orada oluşmuyormuş bizim güneşimizde. Ama dünyada şu an ne atomları var? Mesela periyodik cetveli bilenler, okuyanlar o kimya ilmini, ta hidrojenden tutun ağır metallere kadar epey bir element var. Peki bu elementler dünyaya nereden geldi? Onların oluştuğu yer aslında süpernovalarmış. Yani bu yıldızlardan da çok büyük yıldızlar var, çok devasa. Ancak onların basıncı, yani onlardaki o yüksek basınç atomları birbirinin içine geçiriyor. Düşünün ki hidrojenin ağırlığı 1, demirin ağırlığı 79 muydu? Şimdi aklımda kalmadı bizim işte gençlikte gördüğümüz şeyler. 79 tane hidrojeni iç içe geçirecek kadar güçlü bir basınç. Atomları birbirinin içine girmesi çok yüksek bir güç istiyor. 79 tane hidrojen birbirinin içine giriyor. Atom ağırlığı 79'a çıkıyor. O demir oluyor. Hatta Hadid suresindeki hani ifade var ya, demiri biz indirdik. Onu böyle tefsir edenler de var, işte bilimsel tefsir yapanlar. Diyorlar ki bu demir gibi metaller, mineraller bunlar şeyde oluştu. Başka yıldızlarda oluştu. Onların patlamasıyla serpinti halinde evrene yayıldı. Dünyaya da oradan yağdılar. Yani dünyanın semasına oradan girdiler. Dünyada o yüzden bu ağır metaller var. Yoksa sadece güneşten kopmuş olsak bu doku bizde oluşamaz. Bu ne ifade ediyor perde arkasında? Ya biz süpernova ile ilgilendiğimiz zaman aslında varlığımızın bir parçasıyla ilgileniyoruz.
Cenab-ı Hak bizi orada fırınladığı elementlerden yaratmış. Belki de Allahu alem insandaki bu merak duygusu, işte Cenab-ı Hak alemi onda dürmüş ya, alemdeki her şeyin bir numunesini insanda koymuş ya, biz alemin her noktasının bizimle ilgili olduğunu seziyoruz. Belki de içimizdeki merak ondan kaynaklı. Yani bir çocuğun annesiyle ilgisi gibi. Varlığın her köşesiyle bizim bağımız var. Yaratılışımızın burada dedi ya, insan mahiyeti, camiyeti, kapsamlı mahiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Öyle bir ilgi bu. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. Öyle midir? Hakikaten insan muhabbeti hadsiz bir canlı mıdır? Bunu da üstad söylemiş diye değil, düşünelim hani biz de gerçekten öyle mi görüyoruz varlığı? Allahu alem şöyle bir şeyden buna yaklaşabiliriz. Geçen Avcılar'da Mahmut abi bu örneği vermişti. İnsanın iştihaları hiç son bulmuyor. Mesela şu ana kadar kaç çeşit yemek yemişizdir biz? 1000 çeşit diyelim. Doğduğumuzdan ölümümüze kadar 1000 çeşit yemek yedik. Peki 1000 çeşit daha yemek olsa, ömrümüz de olsa yemek ister miyiz? İsteriz değil mi? Bazen haberi geliyor işte bilmem nerede baklavayı çok güzel yapıyorlarmış. Hadi arabaya atlayalım gidelim. Veya işte bilmem nerede kuru fasulyesi çok güzelmiş. Arabayla geçerken hadi bir o şehre de girelim. Oradan onu da yiyelim diyoruz. Bak iştihamız ta şu ağzımızdaki gıda bile durmuyor. Zaman olsa sonsuzluğa kadar yemeye devam edecek. Bulduğu yeni şeyleri tüketmeye devam edecek. Göz. Şimdiye kadar neler gördük diyelim? 1 milyon tane manzara gördük. Ya bahsediyorlar Niagara Şelalesi diye bir şelale varmış abi. Çok büyükmüş, çok da güzelmiş. Görmek ister misin? Görmek istemiyorum diyen var mı? Bak, muhabbet. İhtimallerin hepsine karşı muhabbet. O yüzden sonsuz. Yani sadece kullandığımız kadar değil, muhtemellere de muhabbetimiz var bizim. İhtimallere karşı bile, ya şurada şöyle bir göl varmış, çok güzel bir gölmüş. Görelim mi? Görelim. Çok güzel bir ses varmış, işitelim mi? Ya onu da işitelim. Daha fazlası varmış, onu da işitelim mi? Onu da işitelim. Bak, hadsiz bir muhabbet. İştahımız doymuyor. İnsanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Yani ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Irvin Yalom diye bir psikolog var, meşhurdur. Kitapları falan da var. Bugünün yaşama arzusu diye bir kitabı var. Orada diyor ki, bütün diyor psikiyatri, psikoloji biliminin diyor özü, özeti tek bir cümledir. Bütün tedaviler suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar. Bak, bütün tedaviler, tıp ilminin veya psikoloji ilminin hepsini toplayın. Bütün tedaviler diyor, suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği yerde başlar. Yani bir hasta eğer üzerine sorumluluk almıyorsa, hep etrafını suçluyorsa ona ulaşamazsınız diyor siz bir psikiyatr olarak. Yani çünkü adam kabul etmiyor kusurunu, kabul etmiyor, hatasını kabul etmiyor. Ne zaman ki onu kabul eder, evet bende bir hata var, ben şunu yanlış yapıyorum, o zaman diyor ona tesir edebilirsiniz. Bak Üstad Hazretleri de nereye getirdi mevzuyu? O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Hiç eşyayı suçlama. Ateistler ne yapıyor mesela? Tam tersi. Ya dünyada savaşlar neden var? Ya çocuklar neden ölüyor? Ya işte şöyle niye oluyor? Ya açlıklar niye var? Kardeşim belki onlar bir hikmete binaen var da sen o hikmete doğru bakamıyorsun. Bir de kendine bak bakayım, benim durduğum yer doğru mu? Eğer biz kendi durduğumuz yeri biraz yoklasak zaten çoğu şeye okuyuşumuz düzelecek. Çoğu şeyi doğru yerlere koymaya başlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın onlarda yarattığı hikmeti göreceğiz. Ama onların psikolojisi ters bir psikoloji. Kusuru eşyada aratıyor. Bir avukat gibi nefsini müdafaa ediyor tabiri caizse. O azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Biz öyle yapmıyoruz. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, sevme duygusu, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek
o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Yani düşünün, bir şeyi yanlış yerde kullandığınızın en açık delili nedir? Uyumsuzluktur. Bir şeyi yanlış yerde kullandığınızın en açık delili uyumsuzluğudur. Anahtar var cebinizde, 10 tane anahtar. Bu anahtarlardan bir tanesi şu kapıyı açıyor diyelim. Ama diğer 9'unu kullandığınız sürece o kapı size açılmaz. Anahtarla uyum gerçekleşmiyor çünkü. Ne demek? Anahtarı ben yanlış yerde kullanıyorum. Yanlış kilit, yanlış anahtar. Bak. 2. Mesela bir zamanlar işte Türkiye'ye Formula arabaları gelmişti. Formula 1 yarışları Türkiye'de olmuştu. Gösteri olsun diye arabalardan bir tanesini köprüden geçirdiler. Yeni köprüden galiba. Orada mesela Formula arabası, ki yani çok iyi arabalar onlar. O yol da fena bir yol değil. Daha yeni yapılmış. Araba geçerken tutuştu, hatırlayanlar var mı? Araba arkası falan tutuştu Formula arabasının. Bak, o yol o arabaya göre değil. O yangın da ona haber veriyor. Mesela siz lüks bir arabayı götürüp traktör yoluna soksanız ne yapar size? Sarsıntısıyla, çıkardığı seslerle, uyumsuzluğuyla ne demek ister? Ya arkadaş, sen bu lüks arabayı bu yola sokmayacaktın. Bu araba bu yolun arabası değil. Veya traktörü alıp yarışa soktuğunuzda oradaki uyumsuzluğuyla ne söyler size? Ben bu arabalarla, bu Ferrari'lerle, şunlarla, bunlarla yarışmak için yaratılmadım. Benim başka bir fonksiyonum var. Buraya uymuyorum. İnsanoğlunun da muhabbetinden, sevgisinden çektiği acılar varsa, ayrılık yüreğimizi çok yaralıyorsa, bu sorundan çıkamıyorsak şöyle düşünmeliyiz. Ben galiba yanlış bir şey yapıyorum. Ya bak, bir uyumsuzluk var, bir arıza var. Bu sorun bir şekilde benden kaynaklanıyor olmalı. Ben anahtarı yanlış kilide sokuyorum galiba demeliyiz. Üstad onu söylüyor bize burada. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcutata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat'ı alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr muhabbeti ifade eden ya bakiye entel bakiye olan birinci cümlesi, baki hakiki yalnız sensin, masiva fanidir, fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ibkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değildirler demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Yani insanoğlu yanlış sevgilerinden nasıl kurtulabilir? Onların faniliğini görmekle. Hatta Schopenhauer diye bir Alman filozof var. Çok da meşhur bir filozoflarıdır. Bu Nietzsche'nin falan da hocasıdır. Onun karamsarcılık diye bir felsefesi var. Tamamen bunun üstüne. Adam diyor ki, hayatta bir şey mi var sana acı çektiren? Onu diyor değiş, kurcala. Aslında o sevgiye değmediğini bulacaksın diyor. Felsefesinin ismi karamsarcılık. Buna çıkıyor biraz kapısı. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbupları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara, yaralara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki, madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Eğer mevcudatta sebep muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatın işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir.
belki cilve-i Esma-i Hüsna'nın gölgelerinin gölgeleridir. Yani her neyi seviyorsak aslında onlar da Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin gölgesinin gölgesi olduğu için, o eserler onlarda gözüktüğü için seviyoruz. Hakiki sevilecek olanın farkına vardığımızda bunlarda, bu yaralarda, bunlara karşı muhabbetten kaynaklanan yaralarda şifa olur diye Bediüzzaman Hazretleri bize söylüyor. Efendim metin devam ediyor ama biz birinci nükteyle iktifa edelim. Çünkü ikinci nükteye girsek herhalde vaktimize sığmayacağız. Bitirmemiz uygun mudur? Şimdi ara vermemiz uygun mudur? Pekala. Özetle şunu gördük. Buradaki ayet-i kerime, yani Kasas suresinin 88. ayeti, Küllü şeyin hâlikun illâ veçhehu lehül hükmü ve ileyhi turcaun ayeti, aslında her birimizin her an ihtiyaç duyduğu bir şifa. Cenab-ı Hak Kur'an'da Kur'an ayetleri için şifa ve hidayettir demiyor mu? İşte ispatı. Eğer biz bu ayetteki devayı Bediüzzaman Hazretleri gibi sarıp alabilsek, içimize bastırabilsek, bu ayrılıklardan, kavuşamamaklardan, özlemeklerden, işte onda var bende niye yok gibi hasetlerden hepsinden kurtulacağız. Çünkü madem onlar sevmeye değmiyor, faniler, geçiyorlar, gidiyorlar, üstlerinde münakaşa etmeye de gerek yok. Bunu içimizde çözdüğümüz zaman mutlaka hayatımıza da inşallah yansımalarını görürüz, buluruz diye ümit ediyoruz. Elbette yine hidayet Cenab-ı Hak'tan, biz de fazlını, keremini ondan diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak bu ayetlerin, bu hakikatlerin tesirini üzerimizde halk eylesin. Dilimizle söylediğimizi gırtlağımızdan aşağı indirsin ki en zoru o. Söylemek kolay, anlatmak kolay ama yaşamak zor. Cenab-ı Hak cümlemize yaşamayı da nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.